Bol ödüllü Uzak İhtimal filmiyle senarist kimliğini de ortaya koyan yetenekli bir oyuncu Görkem Yeltan. Kafamızı nereye çevirsek benzer yüzlerle karşılaştığımız ortamda o ifadesiyle de plastiğiyle de bambaşka. Yeltan bu hafta Üçen'de ve sinemada. Albüm bana sorulduğunda çocukluğumdan beri söylediğim tek bir albüm vardır. 1987 yapımı Ada Plak etiketiyle şu anda da piyasada bulabileceğiniz Vapurlar Blues albümü. Mehmet Gürel'in albümüdür bu albüm. Bu albümü her gün dinlerim. Her gün bir şeyine takılırım ve dinlemekten hiçbir zaman sıkılmam. Beni çok başka yerlere götürür. Ayşe Tütüncü, İlkin Deniz ve Tahsin Ünüvar gibi çok önemli müzisyenler Mehmet Gürel'e bu albümde eşlik etmektedirler. Aslında albümde vapurların ilişkileri, İstanbul, vapurların aşkları, kopuşları anlatılır. Ama bence bu albüm çok daha ötesidir. Çünkü herkes kendinden bir şeyler bu albümde bulabilir. En sevdiğim kitap ya da kitaplar sorulduğunda aklıma 3 tane kitap geliyor. Bunlardan birincisi Asterix serisi, ikincisi Pıtırcıklar, üçüncüsü de Küçük Prens. Goscinny çok sevdiğim bir yazardır zaten. Uderzo çok sevdiğim bir çizer ve Sempe de çok sevdiğim bir çizerdir yine. Pıtırcıkların tadı hiçbir yerde, hayatta hiçbir yerde, hiçbir mekanda bulamayacağınız bir tattır bence. Çocukluğumuz bununla geçmiştir. Sonrasında da bu yıla kadar değişmeyen kitaplardan biridir. Asterix'te de Goscinny'nin o eğlenceli, muzır, tatlı dünyası tabii ki Uderzo ile birleşince muazzam bir hal almıştır. Küçük Prens için zaten bir şey söylemeye gerek yok. Dünyanın çok beğendiği, herkes tarafından çok okunan ve bu iki serinin ve üçüncü kitabın özelliği 7'den 70'e herkese seslenmesi ve hayatınızın hangi noktasında olursanız olun onlarla eğlenip onlarla yol alabilecek olmanızdır. Üç kitap tercihim de bunlar. En sevdiğim filme gelirsek, en sevdiğim film 1988 yapımı Grave of the Fireflies, yani Ateş Böceklerinin Mezarı diye Türkçe'ye çevirebileceğimiz bir filmdir. Takahata'nın bir filmidir. Yönetmenliğini yapmıştır ve senaryosunu yazmıştır. Ama Nosaka'nın da tabii ki burada etkisini hiç unutmamak gerekir. Anime bir filmdir. Savaşın etkilerini aslında çok güzel bize duyurur. Savaş yıllarında iki çocuğun, özellikle 4 yaşındaki bir çocuğun ve abinin savaşı nasıl yaşadıklarını anlatır. İnsanın içini çok parçalar, herkesi savaş karşıtı yapabilecek, herkesin içindeki bir takım telleri oynatabilecek muhteşem bir filmdir. Film tercihim de budur.